İster omzunda eguana olan bir adam olarak partide bulunmak iste, İstersen ufak evcil bir maymun sahibi olmak iste. Sen tam bir evcil hayvana aşığısın. Egzotik evcil hayvan ticareti küreseldir. Ve birçok sevimli ve vahşi hayvanı içerir. Ve bazıları da oldukça tehlikelidir. Bazıların bakımı inanılmaz derecede zordur. Bazıları gerçekten günde 5 ila 10 saat ilgi ister. Şimdi göreceğiniz bu 10 hayvan bazılarına göre iyi bir fikir olarak görülebilir. Ve onlara sahip olmak isteyeceksiniz. Ama kesinlikle sahip olmamalısınız. Bu listemizde satın alabileceğiniz 10 egzotik hayvanı sizler için listeledik. Aman dikkatli olun. İzleyin ve öyle alın. On numara, çayır köpekleri. Çayır köpekleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük ovalarında bulunan sevimli bir kemirgendir. Genellikle yuvalarının dışında yırtıcı hayvanlar için gözcü olarak görülürler. Çayır köpekleri uzun gür kuyrukları olmamasına rağmen bir tür yer sincabıdır. Ne olursa olsun onlar sevimli küçük yaratıklardır. Pek çok insan onları evcil hayvan olarak satın aldı. Bu muhtemelen yapabileceğiniz en kötü şeydir. Ancak evinize gelebilecek olası hasar nedeniyle değil. Çayır köpekleri 15 ila 26 kişilik aile gruplarında yaşayan sosyal yaratıklardır. Bu gruplara kasaba denir ve geniş bir alana yayılabilirler. Çayır köpekleri grupların içinde tımar ve öpücük adı verilen sözlü temasta bulunurlar. Bir çayır köpeğini sosyal grubunda mahrum bırakmak, düzinelerce çayır köpeğinin yerini almak zorunda kalacağınız anlamına gelir. Birini evcil hayvan olarak kabul etmek, her gün çayır köpeğinizi tımar etmek ve bakmak için birkaç saat harcamak zorunda kalacağınız anlamına gelir. Bu ilk başta eğlenceli olabilir. Ancak sonuna doğru küçük tüy yumağı sizi çok da sıkabilir. Bazı insanlar çayır köpeklerini sahiplendi ve onlara uygun şekilde bakmayı başardı. Ancak birden fazla almanızı öneririz. Onlara bakmak zor ve zaman alıcıdır. Bu nedenle bu yaratıkları tutmak çok az kişinin yerine getirebileceği bir sorumluluktur. Sonuçta onları yalnız bırakmak ve uzaktan izlemek çok daha iyidir. 9 numara, rezene tilkisi. Rezene tilkileri evcil hayvan olarak alınan birkaç tilkiden birisidir ve en çok büyük kulaklarıyla tanınırlar. 3 kilogramdan daha hafif olan tüm köpeklerin en küçüğüdürler. Büyük kulakları, küçük boyutları ve sevimli özellikleri onları evcil hayvan olarak çekici kılarlar. Çünkü Pokemon'a benziyorlar. Yine de evlat edinirseniz neye bulaşacağınızı bilmeniz gerekir. Rezene tilkileri doğaları gereği renkleri alacakaranlıktır. Bu nedenle en çok alacakaranlıkta aktiftirler. Evcilleştirilseler bile bu muhtemelen değişmeyecektir. Bu nedenle sizi şüphesiz sabah erkenden uyandıracak veya gece sizi uyanık tutacak bir evcil hayvan ediniyorsunuz. Ayrıca kazmayı severler ve yemek için böcek arayan büyük delikler oluşturdukları bilinmektedir. Çoğu yerde bu tilkilere sahip olmak yasa dışıdır. Bu nedenle sahip olabileceğinizden emin olmak için yerel yasalarınızı kontrol etmek isteyeceksiniz. Bu engeli aşarsanız evcil hayvanınıza uygun bir şekilde beslemeniz gerekir. Ve normal köpek maması bunu kesmez. Diyetlerini taze meyve, sebze ve taze öldürülmüş kemirgenlerle tamamlamalısınız. Esaret altında daha uzun yaşayacaklardır. 10 yerine 14 yıl kadar olabilir. Ancak çok fazla özel dikkat ve konaklama gerektiriyorlar. Kolayca benimsenmemeleri gerekir. Bu yüzden araştırmanızı yapın ve bir tane almakta ısrar ediyorsanız buna ona göre hazırlanın. 8 numara, serval kedisi. Serval, Afrika'nın yağmur ormanları olmayan bölgelerinde bulunan bir vahşi kedi türüdür. Herhangi bir kedinin vücut boyutuna göre en uzun bacaklarına sahip olacak şekilde evrimleşmişlerdir. Muhteşem hayvanlardır ve evcil bir kedi gibi görünseler de öyle değillerdir. Bazı serval kediler evcilleştirildi ancak evcilleştirilecek bir tür değillerdir. Buna rağmen oldukça uzun bir süre insanlık tarihinde iyi bir yer tutmuştur. Temsilleri 4000 yıllık Mısır sanatında bulundu. Genellikle Nubia'dan hediye olarak verildi. Ancak bugün egzotik evcil hayvan ticaretinin bir parçası.
serverlere sahip olmak birçok yerde yasa dışıdır. Ancak dünyanın bazı bölgeleri onları evcil hayvan olarak kabul eder. Onları evcil hayvan olarak tutmanın en büyük sorunu insanların onları bir egzotik kedi olarak düşünmesidir. Bir bakıma öyleler ve değiller. Ama ikisi arasında en büyük fark serverlerin keşfetmek ve avlanmak için geniş bir alana ihtiyaç olmasıdır. Dairenizdeki bir yatakta oturmaktan memnun olmayacaklar. Bu hayvanların o uzun bacaklarını uzatması gerekiyor. Özel, pahalı diyetler gerektirirler ve genellikle özel veterinerlerin bakımına ihtiyaç duyarlar. Ayrıca bölgelerini işaretlerler ve çöp kutularına iyi uyum sağlamazlar. Sonuç olarak standart bir ev kedisini benimsemek ve serverleri doğal ortamlarını bırakmak çok daha iyidir. Yedi numara, kapibara. Kapibara en büyük kemirgen türüdür ve dev bir Kubay faresine çok benzer. Bu listedeki her şey gibi onlar da evcil hayvan olarak sahiplenebilen sevimli ve büyüleyici hayvanlardır. Tabii ki bu listedekileri çeşitli nedenlerle onları benimsemekten kaçınmalısınız. Çayır köpekleri gibi kapibaralar da sosyal yaratıklardır ve genellikle 100 kişilik gruplar halinde hareket ederler. Bazıları daha küçük gruplar halinde yaşar ama asla yalnız değildirler. Ve asla yalnız bırakılmamalıdır. Oldukça büyükler. Kemirgenleri düşündüklerinde insanlar fareleri veya diğer küçük hayvanları hayal etme eğilimindedir. Ancak bu canlılar yarım metreden uzun 77 kilogram ağırlığına çıkabilirler. Bu çoğu köpekten önemli ölçüde daha büyüktür ve bunlar sosyal hayvanlar olduğu için sadece bir tanesini besleyemezsiniz. Birkaç tane almanız gerekecek. Kapibaralar çok az yerde yasaldır ve onları saklarsanız geniş alanlara ihtiyacınız olacaktır. Bir çift kapibara için bir durgun su havuzuna ve yaklaşık 5 ila 6 metrekare alana ihtiyaçları olacaktır. Sevimli olabilirler ancak onları evcil hayvan olarak tutmanın maliyeti zorlayıcıdır ve tavsiye edilmez. Altı numara, kinkajus. Bal ayıları olarak da bilinen kinkajus, Orta ve Güney Amerika'ya özgü küçük meyveli memelilerdir. Rakunlarla akrabadırlar ve biraz primat gibi görünseler de onlarla akraba değillerdir. Ağaçlarda yaşarlar ve gececidirler. Bu nedenle vahşi doğada insanlarla etkileşime girmezler. Satın almak zor olsa da egzotik evcil hayvan endüstrisi için doğal ortamlarından avlanırlar. Yine de dünyanın bazı bölgelerinde evcil hayvan olarak kinkajus alabilirsiniz. Ancak bu listedeki her şey gibi çok zamanınız, paranız ve alanınız yoksa yapmamalısınız. Kinkajus evcil hayvan olarak tutulabilir. Ancak nadiren evcil hayvan olarak kabul edilirler. Hayvanat bahçelerinde ve evlerde bakıcılarını tırmalamaya ve ısırmaya meyillidirler. Tükürükleri ısırdıkları takdirde bazı insanlarda ciddi ve potansiyel olarak ölümcül reaksiyona neden olabilecek tehlikeli bakteriler taşır. Potansiyel tehlike bir yana, bir kinkajuyu onlar için uygun bir ortamda barındırmak zordur. Karanlık ve yağmur ormanlarında yaşarlar. Bu nedenle bakımı zor olabilecek, ışık, nem ve bitki örtüsü gereksinimleri vardır. Onları evcil hayvan olarak alabilirsiniz. Ancak bu yaratıkları kendi doğal ortamlarına bırakmak en iyisidir. Beş numara, tembel hayvan. Tembel hayvanlar, çevrimiçi olarak paylaşılan çok sayıda fotoğraf ve video sayesinde popüler canlılar haline geldi. Sevimli, yavaş hareket eden hayvanlardır. Ve birini gören hemen herkes onu evcil hayvan olarak sahiplenmek ister. Aslında birçok yerde sahip olmak yasaldır. Bu da insanları iyi bir aile ve evcil hayvan olabileceğine inanmaya yönlendiriyor. Tembellikler sevimli görünebilir. Bu yüzden tehdit edici görünmüyorlar ama vahşi hayvanlardır. Tembellikler evcilleştirilmemiştir ve doğal ortamlarında kalmaları gerekir. Tropikal yağmur ormanlarının gölgesinde gelişirler ve onlara çok iyi baksanız bile esaret altında başarılı olamazlar. Görünüşlerine rağmen tembel hayvanlar insanlar için tehlikeli olabilir. Büyük keskin dişleri var ve onları kullanmaktan korkmuyorlar. Bir ısırık
bir insana bakteriyel bir tehlike oluşturabilir. Ancak bundan daha fazlası da olabilir. Bir tembel hayvan ortalama bir insandan 3 kat daha güçlüdür. Bu yüzden agresif bir tembel hayvan çok tehlikeli olabilir. Çoğunlukla tembel bir hayvan, hayvan için stresli olduğu için berbat bir evcil hayvanlık yaparlar. Bunlar insanlara alışkın canlılar değiller. Bu yüzden esarete pek de uyum sağlayamıyorlar. İyi bakılsa bile daha uzun yaşayacakları doğru olsa da en iyi şekillerde eğitimli bakıcılara veya doğal ortamlarında bırakılmalıdır. Dört numara, maymun. Oynayabileceğiniz ve keyfini çıkartabileceğiniz tüylü küçük bebeklere benziyorlar. Maymunlar sevimlidir ama harika bir evcil hayvan değildir. Bir maymunu evlat edinmek bazı yerlerde yasaldır ve birkaç seçenek vardır. Bir kapıçin, güvenin, demir hindi, mormeset, makat veya sincap maymunu yasal olarak evlat edinebilirsiniz. Ayrıca genellikle hayvan oyuncuları olarak kullanılırlar. Bu yüzden muhtemelen onları televizyonlarda sevimli davrandıklarını görmüşsünüzdür. Küçük bir maymuna sahip olma gerçeği, onu bir televizyon şovunun düzenlenme sürecinden çıkaran şeyden çok daha farklıdır. Satın almak pahalı olabilir, yaklaşık 7000 dolar ve üzerine bulabilir ve onlara bakmak da maliyetlidir. Çocuk bezleri, özel yiyecekler, özel veterinerler bakımı çok fazla dikkat gerektirirler. Maymunlar siz ve aileniz için saldırgan ve tehlikeli olabilir. Atlamak ve tırmanmak için geniş bir alana ihtiyaç duydukları için küçük bir evde tutulamazlar. Onları evde tutmak genellikle acımasız olarak görülür. Bu nedenle bir maymun görmek istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey yerel hayvanat bahçesine gitmektir. 3 numara, şempanzeler. Primatlara olan ilginiz maymunların ötesine geçiyorsa evinizde bir de şempanze getirmeye karar verebilirsiniz. Büyük maymun ailesinin bu üyeleri bizim en yakın hayvan akrabalarımızdandır. Bu yüzden mükemmel evcil hayvanlar olurlar, değil mi? Hayır, hayır, daha da binlerce hayır. Ne yazık ki bir şempanzeyi beslemek iyi bir fikir değildir. Ne olursa olsun çoğu yerde yasa dışıdır. Maymunlar gibi henüz tuvalet konusunda ustalaşmadıkları için muhafazaların dışında bebek bezlerine ihtiyaçları vardır. Bu sizi bir tane almaktan vazgeçirmezse 60 yıla kadar esaret altında yaşayabilirler ve çok fazla zaman, para ve dikkat gerektirebilir. Hala bir şempanzeyi evcil hayvan olarak alma konusunda kararsızsınız, bu yaratıkların tahmin edilemez ve inanılmaz derecede güçlü olduğunu anlamalısınız. Bir şempanzenin ağırlığı 70 kilograma kadar çıkabilir. Ayrıca bir insandan yaklaşık 1,5 kat daha güçlüdürler. Şempanzelerin öfkeli oldukları ve insanları hırpaladıkları biliniyor. Bir insanın yüzünü parçalayacak güce sahiptirler. Kelimenin tam anlamıyla yabancılar ve bakıcıları için tehlikelidirler. Bu yüzden bir şempanzeyi evcil hayvan olarak beslemeye çalışmayın. İki numara, kaplanlar. Tiger King'i izlediyseniz muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nde vahşi doğada olduğundan daha fazla esaret altında kaplan olduğu üzücü gerçeğinin farkındasınızdır. Talihsiz ama doğru ve rakamlar şaşırtıcı. Büyük kedilerin yaklaşık 5000'i ABD'de yaşarken yalnızca tahmini 3900'ü vahşi doğada bulunuyor. Dünyanın en büyük kedileri ve bir apex avcısı olmalarına rağmen İnsanlar kaplanları yüzyıllardır evcil hayvan olarak besliyorlar. Kaplanlar hiçbir şekilde evcilleştirilmiş hayvanlar değillerdir. Sevgi dolu ortamlarda evcil hayvan olarak tutulabilirler. Ancak günün sonunda evinizde 272 kilogram ve 3,5 metre büyüklüğünde canavar, diş ve kas getiriyorsunuz. Birçok kaplan Amerika'da yaşarken çoğu yerde bulundurulmaları yasa dışıdır. Bir kaplan beslemenin en büyük sorunu sağlıklı kalabilmek için geniş bir alana ve çok fazla yiyeceğe ihtiyaç duymalarıdır. Onları yerel veterinerlere götüremezsiniz. Bu yüzden her zaman aç olan büyük bir masrafa bakıyorsunuz. Esir kaplanlar yaklaşık 8 kilogram et yer. Haftanın 5 günü çiğ et ister. Bunun da ötesinde erkekler için 64 kilometreye kadar olan bir bölgede gezinmeleri gerekir.
dişiler daha küçük bir alanda çalışabilir. Ancak çoğu insan da barındıramaz. İnanılmaz derecede tehlikeli olabilirler. Ve bunu yapmayı seçerseniz sizi yiyebilirler. Ve yiyecekler, bunu durdurmak için yapabileceğiniz pek bir şey yok denebilir. Bir numara, ayılar. Ayılar bugün dünyayı dolaşan en büyük karnotavurudur. Sevimli görünmelerine rağmen delicesine tehlikelidirler. Türlerine bağlı olarak bazı ayılar muazzam oranlarda büyüyebilir. Ve pençeleri tüm pençelerine bağlı küçük bıçaklar gibidir. Buna rağmen onları yıllar boyunca evcil hayvan olarak besleyen birçok insan var. Bir ayıya bakmak göründüğü kadar zordur. Ancak bazı insanlar bunu yapar. Çoğu ülkede vatandaşlarının ayıları evcil hayvan olarak beslemesine izin verilmez. Ancak bazı bölgelerde özel lisanslarla izin verilir. Yine de profesyonel bir kaleci değilseniz eve bir ayı götürmenizi tavsiye edilmez. Ayılar 1500 kilogram ağırlığa kadar ulaşabilen büyük hayvanlardır. Bir ayı yavrusu çok kısa sürede büyüyebilir ve onlara bakmak kolay değildir. Çok fazla yiyeceğe ve dolaşmaları için yeterince geniş bir yere ihtiyaçları var. Küçük bir muhafazada mutlu olmayacaklardır. İnsanlarla ayı arasındaki savaşta insan galip gelmez. Bunlar keskin pençeleri, kocaman dişleri ve bir insanı parçalara ayırma gücü olan devasa canavarlardır. Aman dikkatli olun. Bu hayvanları ne kadar evde beslemek istesek de aslında bu hayvanlar eve uygun değillerdir. Lütfen siz de bu tarz hayvanları evde beslememeye özen gösterin. Onları doğal ortamlarından alıkoymayalım. Çünkü onlar evlere uygun hayvan değillerdir.